Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Umarım iyisinizdir ve mesutsunuzdur. bugün yine Johann Wolfgang von Goethe'nin Aforizmalar adlı eserinin 71. sayfasıyla devam ediyoruz. 334. Aforizma. Yanılgının gerçek karşısındaki durumu uyku ile uyanıklık arasındaki ilişki gibidir. Yanılgıdan dilim, dinlenmiş bir biçimde uyanıp gerçeğe dönülebileceğini fark ettim. Çağın e, yanılgılarıyla baş etmek zor. Onlara karşı koyduğunda yalnız kalıyorsun. Onlara kapılırsan ne onurun ne de dostların kalıyor. Kimisi sadece bir kere böyle dedi diye yanlışı tekrar etmek zorunda hissetmeseydi kendini e, baş, bambaşka bir insan olacaktı. 337 Tam yarım ve çeyrek yanılgıları düzeltmek, onlara bakabilmek ve içlerindeki gerçeği ayırt etmek zordur. 338 Keskin akıl, akıllı adamları haksız olduklarında nadiren terk eder. 339. Kavga etmek isteyenin kavga anında, sonra da sonradan kendi yüzüne vurulabilecek şeyler söylemekten sakınması gerekir. 340. Zıt fikirlerde kimin kimin punkcum salyansı vurduğuna bakmak gerek. Yani canalıcı nokta. Zıt fikirlerde. 341. Sadece e, ateşli ve kılıçlık barbarlar değil sadece obskurantist papazlar değil, bilgenin kendisi öylesine barbar bir obskurantisttir ki vs. 342. Asla yanılmayan insanlar var. Çünkü onlar önlerine akıllı hiçbir şey koymaz. 343. Yanıldığımda herkes fark edebilir ama yalan söylediğimde edemez. 344. Aforizma. Hayatımda yanlış eğilimler ile yapmaya çalıştıklarımdan sonunda anlamayı öğrendim. 345. Kimi o kurumun bana itiraz etmesini bekliyorum herhalde. Ancak onlar e, gözlerinin önünde siyah beyaz olarak yazılı olanı öylece bırakmayı yeğlerler. Bir başkası ise elinde aynı yazıyla bana katılır. 346. Durduğum yeri bana ver. Arşimet. Durduğun yeri al. Noos. Durduğun yeri savun. Göte. 347. Susturulmaktan korkmamak gerekir. Bize itiraz edildiğinde. 348. Düsturlarla iddialaşmak isteyen bunları oldukça berrak ortaya koymayı ve bu berraklık içinde savaşmayı bilmelidir ki kendi uydurduğu seraplarda kılıç sallamasın. 349. Bazı düsturların karanlığı sadece görecelidir. Ee, i̇craata geçirenin idrak ettiklerinin tümünü duyana anlatamazsın. 350. Bir yazarı karanlıkta itham etmek isteyen önce kendi içinin yeterince aydınlık olup olmadığına bakmalıdır. Alacak karanlıkta en berrak yazı dahi okunmaz olur. 351. Belirginlik ışığın ve gölgenin uygun ölçülerde yayılmasıdır. Haman. Bak sen. 352. Eskilerin sıkça tekrarlanan kimi sözleri sonraki zamanlarda onlara atfedilenden bambaşka anlamlara sahipti. 353. Felsefecilerin okuluna geometriyi bilmeyen, geometriye yabancı olan kimse girmesin sözü, dünya bilgini olmak için matematik olmak gerekir manasına gelmez. 354. Ee, geometri burada ilk temellerindeki gibi öklitte mevcut olduğu ve yeni başlayan herkese sunduğumuz şekliyle düşünülmüştür. Ancak bu şekliyle mükemmel bir hazırlıktır. Ee, hatta felsefeye giriştir. 355. Bir erkek çocuğu görünür bir noktaya öncesinde bir görünmeyen noktanın öncülük etmiş olduğunu, iki nokta arasındaki doğruya kağıda henüz çizmeden düşünmüş olduğunu anladığında bir tür gurur, keyif hisseder ve bu sebepsiz de değildir. Çünkü kendisine bütün düşünmelerin kaynağı açılmış olur. Fikir ve gerçekleştirilmişi, potensia et actu, you idrak etmiş olur. Potansiyel ve gerçek. Felsefeci yeni bir şey keşfetmiş olmaz. Geometriciye kendi tarafından düşüncenin temeli açılmıştır. 330 356 O halde şu anlamlı sözü ele alalım. Kendini kendini kendin tanı. Bunu feragat olarak yorumlamak durumunda değiliz. Bunu söylerken kastedilen modern çağımızın hipokondristlerinin, humoristlerinin ve hoton timonumeroslarının yani kendine işkence eden bir antik trajedi kahramanı. Öz tanıması değildir. Basitçe şu anlama gelir. Birazcık da olsa kendine dikkat et. Kendinin farkına var ki kendinden olanlara karşı ve dünyaya karşı nasıl bir duruşa sahip olduğunun farkına varasın. Evet sevgili seyircilerim. Aforizmanın devamı da varmış. Bunun için psikolojik işkenceye gerek yoktur. Her aklı başında insan bunun ne anlama geldiğini anlar ve bilir. Bu, bu herkese pratik hayatta yarar sağlayan kurtarıcı bir tavsiyedir. 357. Eski çağların ustalarını düşünelim. Ne harikadır Sokrates'in okulu. O hayatın ve icraatin kaynağını ve kılavuzunu gözler önüne serer. Boş spekülasyonlar için değil, yaşamaya ve icraata geçmeye davet ederek. Evet. Evet sevgili seyircilerim, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek. Şimdilik hoşça kalın. Bilgiyle kalın. YouTube'daki video kirliliğine aldanmayın. Bilgiyi cımbızlayıp çekip çıkarın. Özel videolar izleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.